Ne yaptınız? Naz'la hiç konuşabildiniz mi? Dede, çok üzgünüm. Seni de çok zor durumda bıraktım. Herkese karşı çok mahcubum. Keşke böyle... Bırak artık keşkeleri kızım. Hepimiz artık yani önümüze bakmak için bir yol bulacağız. Ama biliyorsun değil mi? Sizin ilişkinizi önce Naz'ın kabul etmesi lazım. Etti. Etti ama beni affetmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ben aslında buraya seni ne konuşmak için çağırdım. Sizin Mete ile ilişkinizi Kadir bilmiyor mu hala? Biliyor. E ne diye hala dibinizde dolaşıp duruyor kızım? Oradan başımıza bir maraz çıkmasın. İncilem, bak kızım. Ben her şeye rağmen hala senin arkanda durmak için gayret ediyorum. Ama yeni bir yalanı, bir sırrı daha duymak istemiyorum. Yoksa sonra boşuşuruz ha. Kadir deyince niye sustun sen? Biliyor. Ya, konuştum ben, her şeyi anlattım. Buraya geliyor ama benim için değil. Sen nasıl bir sinsirelle çıktın ya? Sana mı kaldı bu konuyu konuşmak? Naz, ne demek bu? Dedeme beni mi ispiyonluyordun? Kızım yok öyle bir şey. Nereden çıkardın bunu? Kavga çıkartmak için yer mi arıyorsun? Hayır, o meselenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Naz, sen yanlış anladın. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Hı-hı. Sen hep yanlış anlaşılırsın zaten değil mi? Mazlum incik. Kendine vize çıkarmak için yine beni mi harcıyorsun burada? Kızım yapmayın böyle ama. Bak beni ikinizin arasında bırakmayın böyle. Ben taraf olamam. Ben ikinizden birini seçemem. Siz söyleyin ben ne yapayım? Ne yapayım ben? Dede sen bir şey yapma. Sen tarafsız kal. Bu bizim meselemiz. Biz hallederiz Naz'la. Benim seninle hiçbir meselem yok artık, tamam mı? Ben sen değilim. Kendine karıştırma beni. Zaten dedemle konuşmaya geldim ben buraya. Naz. Kızım siz neyi tartışıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Dede. Ben ilk sana geldim. Senden yardım istiyorum. Annem direniyor ama eğer sen kabul edersen... Neyi kabul edersem kızım? Dede, ben Kadir'i seviyorum. Naz, ne saçmalıyorsun sen kızım ya? Babamın sesi mi bu? İyi de niye bağırsın böyle ya? Dede, sen şuna bile böyle tepki vermedin ya. Kızım sen ne anlatıyorsun ya? Dede, bir sakin olup dinler misin Naz'ı? Sen var ya, ağzını bile açma. Bu benim meselem. Karışma sakın. Naz, zinhar olmaz kızım. Dede, neden? 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 Kızım bak, yaralısın biliyorum tamam. Ama sen Mete'yi de inat ettin biliyorsun ya. Kaç kere karşı karşıya geldik. Ya bana kalsa istemeye geldikleri günü seni vermezdim ben onlara. Sana kıyamadım. Şimdi de bunları inat ediyorsun kendine. Yok, olmaz kızım, olmaz. Kabul edemem ben bunu. Bu öyle bir şey değil dede. Bu öyle bir şey değil. Ben biliyorum seni kızım. Ben seni sokakta bulmadım. Dede, bu sefer çok farklı. Yemin ederim sana. Hayır kızım, sen şu an sağlıklı düşünecek durumda değilsin. Lütfen konu kapanmıştır. Ya neden neden? Beni dinlemedin bile. İncil'e yalnız karşıda konuşuyorsun ama. Ya ne oluyor gene burada? Ne bağırıyorsunuz? Yok bir şey ya. Ya ne demek yok bir şey? Delilendin mi sen yine? Ben aslında sadece... Ya her zamanki saçmalık işte. Çocuklar böyle saçma sapan şeylerden kavga ediyorlar. Beni de iki dakikada delirttiler burada. Naz. Konu kapanmıştır kızım. Ben bir sakinleyeyim, sonra konuşuruz, tamam? Naz, sen benimle gelsin bir dışarı. Hadi. Müsaadenizle. Bu senin mesele mi? Ne oğlum böyle kaş göz yapıyorsunuz bugün? Daha çok... Naz'la Kadir'in meselesi gibi. Naz'la Kadir'in meselesi mi? İnanamıyorum sana ya. Getiriyorsun Kadir'i, yetmedi. Seçe seçe bugünü mü buluyorsun dedene Kadir'in aşkını söylemek için? Günün sorun ya. Naz'cığım, gün falan sorun değil. Biz seninle ne konuştuk kızım? Ya sana dedim ki benim biraz zamana ihtiyacım var sizi kabul edebilmek için. Sen beni aştın, dedene gittin anlattın. Anne, bu evde Mete ile İncil'e kabul edildi ya. Biz niye kabul edilemeyelim? Benim sorunum açık açık konuşmak mı yani? Hani sen ayrıca hani sen beni anlamaya çalışacaktın biraz. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Ben Kadir'e hayır demiyorum kızım. Neyi duymak istemiyor senin kulakların? Zamana ihtiyacın var. Dur bir sakin ol, bir kalbinin sesini dinle. Böyle yaldır yaldır koşmak ne demek ya? Ben çok eminim. Hislerimden çok eminim. Sen de Kadir'e biraz şans versen. Nazcığım. Ben Kadir'i kabul etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ama sana tekrar ediyorum. Zamana ihtiyacımız var. Bir hafta oldu daha konuşalım. Biraz sakin. Ayrıca da o Yüksel'i falan sakın benimle muhatap etme ha. Bak o da ayrı bir konu. Yapacak bir şey yok anne. Anneler de pakete dahil. Ne yapalım? Hem Yüksel Hanım iyi bir insan. Sen de zor birisin. Anlaşırsınız siz, halledersiniz. Ne ara hanım oldu ya bu Yüksel?
Bana bak, sen halayını çek Yüksel'le, benim umurumda değil. Bana bulaştırma. Ne oldu? Oyuncak gibi oynayacaktın. Bana söyledikten sonra koşa koşa ona gidip açıklayacaktınız. Ne oldu? Olmadı değil mi? Eğer Yüksel Hanım'ın engelleyeceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Boşuna ümitlenme. Sen kendini hazırla, dedemi de hazırla. Tamam mı? Yani ben de Mete'nin yaptığı gibi elini tutup gitmek istemiyorum Kadir'in. Ama iş o noktaya gelirse yapacak bir şey yok. Ben hiçbirinizle küsmek istemiyorum, hiçbirinizle. Ama ben her şeyi göze aldım anne. Bravo. Merhaba Atıf. Ha, bir taşla iki kuş. Ne bakıyorsun ya? Ha, ne bakıyorsun ya? Çocuklar bile barıştı. Size ne oluyor? Anlamıyorum ki ya. Size ne oluyor? Kızım bak, eğrimiz doğrumuz belli. Ama bizim niyetimiz de belli. Babaannen de belli. Bak, siz ne yapıyorsunuz? Herkesi barıştırmak için çalışıyorsunuz değil mi? Evet Ziya Bey ama... Babaannenin suçu ne? Özür dilerim. İkinizden de çok özür dilerim. İncil'e, sen çok haklısın kızım. Sözlerinle bana öyle tokatlar attın ki. Ben senin iyiliğini düşünmekten seni düşünemedim. Bunu da fark edemedim hiç. Affet beni. Bir noktaya saplanmışım. Diğer bütün ihtimaller görünmez olmuş. Fark edemedim bunu. Bilemedim. Ben mutfağa bakayım. Kızacağız da Naz'la Kadir için çırpınıp duruyor. Hafife otur sen de şuraya. Yani ne diyorsun sen? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun yani, sanki bu işin oluru var gibi. Atıf, yol boyu düşündüm. Ha, biz seninle ikimiz inatçı keçi gibiyiz değil mi? Peki ne geçti elimize inatçı keçilikten? Her tarafı kırdık döktük. Şimdi bu çocuklar da mı aynısını yapsınlar? Bak, bu gelişmeler ne gösteriyor bize? Yaradan bunu istemiyor. Yani bu çocukların önünü açın diyor. Bunların önüne engel koymayın diyor. Buradan bu anlaşılmıyor mu? Atıf, sen bize neden küstün? Bana hala kızgınsın. Şimdi aynısını yapıyorsun. Nesi aynı ya? Ben hayatlarına müdahale etmiyorum. Bu böyle her zaman önce konuşur, sonra düşünür. Teh, dinime küfreden bari Müslüman olsa ya. Ayrıca bu müdahale değil, koruma, koruma. Ne bakışıyorsunuz siz ya? Sen böyle konuşursun, konuşursun, sonunda dönüp yine bizimle aynı noktaya gelirsin ya, değil mi? Ziya, sen nesini hafife alıyorsun bu durumun? Ya Atıf, ben artık hiçbir şeyi ciddiye almıyorum ya. Almıyorum. Bugüne kadar ciddiye aldık da ne oldu? Ha? Bak, kendi hayatımızı mahvettik. Şimdi sizin aranızda olup bitenlerin aynı bunların arasında yaşanmasını da mı istiyorsun yani? Bunlar da mı böyle bir zaman kaybetsin istiyorsun? Gerçek olduğunu ispatlamak için bunlar da mı sizin gibi bir ömür harcasınlar? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ben gidiyorum. Siz de bu meseleyi konuşmadan buradan dışarıya çıkmayın, tamam mı? Bu meseleyi kendi aranızda halledin. Senin kafa da gitmiş iyice. Ziya, zorla güzellik olmaz. Şimdi bana bakın ikiniz de. Ben yeteri kadar sizin vebalinizi taşıdım. Şimdi öte tarafa gidince de bu ihtiyarın benim yakama yapışmasını istemem, tamam mı? Onun için oturun burada, adam gibi bu konuyu çözün. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz. Konuyu çok abartmadan örtbas ediyoruz, tamam mı? Heyecandan titremeye başladım. Bir elim yüzümü yıkayayım, ondan sonra okuyayım. Oh! Oh, iyisiniz, iyisiniz. Çok şükür, çok şükür. İyiyiz ya, bir şey mi canım? Kadir, gel bakayım sen benimle. Gel, 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 gel. Ne oluyor ya? Nereye? Ne diyeceğiz siz ikilere Naz? İdare edin işte. Bana bak, çocuğa bağırıp çağırıp ortalığı ayağa kaldırma ya. Çok korktuk. Çok korktuk. Aklımız gitti ya. Kötü bir zamana denk geldiniz. Ya sen bana söz verdin. Nasıl böyle bir şey yaparsın? İncil'e, bu işin raconu bu.
Dedem ölmedi diye tekrar üzerimize gelmek isterler. Bir şey yapmam lazımdı. Ya oklar sana dönerse? Ya sana zarar vermeye gelirlerse? Bitti bu iş. Tamam. Nerede millet? Bahçedeler. Ha, hadi gidelim. Sen bana bir çay yap. Gel. Gel. Kahve de olabilir. Mete ya. Çay mı kola bir de kahve mi? Bana çok kızgınsın biliyorum. Çok korkuttun beni çünkü. Bak, bir daha böyle bir şeye kalkışırsan gerçekten gider annene söylerim seni. Tamam, tamam. Bir daha böyle bir şey çıkarsa ben Mete'ye derim ki Mete kardeş böyle bir şey çıktı. Sen ilgilenir misin? Bir dayak mayak yenecekse yani hiç uğraştırma beni. Hayır ya, hayır ikiniz de girmeyin böyle bir şeye. Bak ben çok korktum. Yüreğim indi ya, kalbim duruyordu ya. Çok korkuttun beni. Özür dilerim. Akşam dedeler hazır mısın? Hiç değilim ya. Sabahtan beri nasıl yaptın? Vay Allah, bunlar çok güzel olmuş. Nasıl yaptı vallahi? Sen yani, börek mi senin için? Evet, hepsini ben yaptım. Kırmızı domatesle mutlaka önermiş. Çok güzel. Sen bundan ister misin? Şampiyonlar Ligi. Heyecanlı mısın? Acayip heyecanlıyım. İştahım. Hiçbir şey kalmadı böyle var ya. Ben de çok heyecanlıyım. Ama atlayacağız havuzatlar gibi. Ha. Atlayacağız, halledeceğiz. Yapacağız. Sen yapacağız. Yapacağız, yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Ben atlıyorum hatta. Yapacağız. Ben gidiyorum. Tamam, yap. Dur ya da. Yap ya, yap. Yapıyorum. Dedeciğim, izniniz olursa ben bu akşam bir konuşma yapmak istiyorum. Elbette kızım. Zaten gecenin mimarı sen değil misin? Sen konuşacaksın tabii, hadi. Herkes bana bir bakabilir mi? Bir şeyler söylemek istiyorum. Ailemi böyle mutlu ve bir arada görmeyeli bayağı bir zaman oldu herhalde. En son çocukluğumda görmüşümdür belki de. Dedelerim, sizi tekrar böyle şakalaşırken, sohbet ederken görmek o kadar güzel ki. Abi. Hep beraber mutlu olmak çok güzel. Tabii bu masaya öyle kolay oturmadık. Yine de hep beraberiz, değil mi? Bizi bir araya getiren bu hoşgörüden ben de isteyeceğim bugün. Biz birbirimizi seviyoruz. Ve izniniz olursa biz evlenmek istiyoruz. Naz, ne yaptın? Yaptım. Yaptın. Yaptım, gitti. Yaptın da keşke o kısmı ben söyleseydim. Bir şey olmaz bence. Allah. Sakin ol. İsteme gibi oldu. Farkındayım. İsteme gibi oldu. Cümleleri ben kursaydım biraz daha doğru anlatabilirdim. Çok Serdar. Bir şey kaldım. Sakin ol. Yani böyle bir akşamda böyle bir emri baki hiç beklemezdim ben. Evet ya. Büyük saygısızlık. Biz seni delikanlı bildik, evimizi aldık, ailemizin içine soktuk evladım. Bu cüret nereden geliyor? Ne demek ne cüret? Siz benim oğlumu beğenmiyor musunuz efendi? Anne dur, sırası değil. Nasıl yani? Herkese olan anlayış bir tek bize mi yok? Ben onu seviyorum dede. Atıf babacığım, sözünüzü çiğnemek istemem ama kızımın mutluluğunu destekliyorum. Ben hayattayken zinhar olmaz. Tamam. Delikanlı çocuksun eyvallah. Ama sen kaftanlı ailesinin torununa ne verebileceğini sanıyorsun ha? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen bu cesareti nereden alıyorsun oğlum? Dede ne diyorsun? Ne demek ne sanıyorsun canım? Biz de Düzce'nin ileri gelen ailelerindeniz. Siz bizi buraya eziklemeye mi çağırdınız? Oğlum
Kim konuşuyor bu insanlar ya? Ya dede gözünü dede, seveyim bu yakışmıyor ya. Karışmayın, karışmayın. Hatun doğru söylüyor. Sen bunları duymak için çağırdın bizi buraya değil mi? He? Al işte, duy bunları, duy. Biraz kalıbının adamıysan, kalıbına yakışanı yap, çık git buradan. Dede ne yapıyorsunuz ya? Kim ne derse desin kalbinin sesini dinle. Bence herkese rağmen elini tutabilirsen... ...bir gün her şeye rağmen kabul edilirsin herkes tarafından. Kadir, çık git diyorum oğlum. Yürü oğlum. Yürü, yürü. Gitmiyorum. Her şey para mı ya? Her şey servet mi? Daha düne kadar siz demiyor muydunuz biz dersimizi aldık diye? Ha? Bu mu? Zaten bütün başımıza ne geldiyse bu zihniyetten gelmedim. Bakın, ben buraya, bu masaya kalbimi, ciğerimi, neyimi istiyorsanız söker koyarım. Ömrümü veririm. Anladım, haklısınız. Denk değiliz. Biz de başta denk değiliz dedik. Ama sevdik. Sevdik. Şimdi Naz istemediği sürece beni onun hayatından kovamazsınız. Ama ben de sizi ikna etmeden Naz'ı alıp buradan gidemem. Çünkü hiç kimsenin hayatı ailesine rağmen mutlu değildir. Bunu siz yaşadınız. Bunu siz biliyorsunuz. Ben buradayım dedelerim. Sizi ikna edene kadar buradayım. Bir yere gitmiyorum. Aslan parçasına baksana. Ne diyorsunuz ya? Ne yapayım ben? Sen söyle. On numara. Evet. Ben de beğendim. Numara yapıyorlar. Yüksel Hanım kusura bakmayın. Sınavsız kız veremezdik. Aşkı için gururundan geçen her şeyden geçer. Vize çıktı, vize! Okey. On numara var. Öyle pek yok mu ya? Gel bakayım tatlım, gel. Hadi bu anı ölümsüzleştirelim. Hadi sıkış, sıkış, sıkış. Hadi sokulun. Hadi herkes yaklaşsın. Hadi herkes gülümsüyor mu? Çekiyorum.